akşam vakti yine düştük yollara Buğra'yla. Bunlar ne diye soracak olursanız hobi mağazası. Şuradan ben geçerim sen. Yok ben geçemem buradan Ceyda. İnsanın böyle yeteneğini ortaya çıkartmak için sporu, şusu, busu, her şey çok elinizin altında yani. Bu çok güzel bir şey bence. Burada mı arkandan? Al, şöyle. Benim girdiğim yere girdi. Dokundur. Ah, ah, ah. Tut! Ben de her şeyi ilk defa görüyorum. Hayır, kutu yapıp üstüne... Herkese merhaba, nasılsınız? Selamlar. Hop, hemen döndüm. Ya iki gündür... İki gündür Florida'da aşırı derecede yağmur yağıyor ve birazcık esiyor. Bereket bereket. Bizim de bu arada bahçede sulama sistemimiz bozuldu. Çimenler böyle bir hafif sararıyordu falan. Ağaçlarda sıkıntılar başladı. Çiçekte, böcekte. Yağmur o yüzden bana çok iyi geldi. Bir de gerçekten çok ağaçlar için, toprak için dediği gibi Buğra'nın da... Kameramız da ıslanıyor bu arada. Neyse, konumuza gelelim. Akşam vakti yine düştük yollara Buğra'yla. Burada Hobby Lobby diye bir mağaza var. Bir de Michaels diye bir mağaza var. Bunlar ne diye soracak olursanız hobi mağazası, zanaat işiyle uğraşanlar sanat için. Sanat ve zanaat mağazası. İşiyle uğraşanlar için bir sürü şeyler var. Atıyorum pastacılık ile bir şeylerle uğraşıyorsunuz. Onların aksesuarları, işte pasta yapımı, renklendirmesi, bir sürü aletleri falan var. Eğer takı yapıyorsanız takılarla alakalı bir sürü boncuklar, işte onları yapacağınız ipler, zincirler var. Resim yapıyorsunuz onlarla alakalı, örgü örüyorsunuz onlarla alakalı, parti yapıyorsunuz. Ceyda, hepsini sayarsan aşağı 60-70 tane sanatla ilgili bölüm var içeride. Kamera, ya, kamera, kamera böyle... ıslanacak, ıslanıyor diye. Ya, yoksa benim... konuş sabah aralarında da kameramız ıslanıyor. Şöyle bir durumum oluyor, bir şey açıklıyorum ya, tam açıklayamadığım zaman eksik açıkladığımı hissediyorum ve böyle bir şeyleri açıklama çabasına giriyorum. Sevgilim ben anlat, açıkla da ıslanıyoruz. Açıklamıyorum, içeride görüşürüz, ıslanıyoruz biz. Yılbaşı olduğu için, yılbaşı geliyor ve ilk girişte tabii ki komple bütün mağaza yılbaşı ağaçları ve Noel süsleriyle dolu. Bak çam ağacına gerek yok, defilelerde böyle tasarımlar yapıyorlar. Gayet oluyor, ben de şu an yaptım. Şuradan ben geçerim sen. Yok ben geçemem buradan Ceyda. Ya bir şey söyleyeceğim. Bak geçemiyorum şu anda mesela. Aa takıldım. Burada böyle ağaçlar asacağınız bir sürü süsler var. Talya'ya bir tane alalım mı götürelim? Ağacın geldiğinde bunu ağacına asarsın diye. Alalım ne ister Talya? Zebra'yı sever. Sence ne alalım? Sanki zebra çok tatlıydı orada Buğra. Bakıyorum. E tamam alalım mı zebra'yı? Değil mi? Aldım. Aldım güzel bak fıstık gibi zebra tamam. Kafasında evet. Şapkası mapkası bir şeyleri var. Oyuncaklar var ama oyuncaklar hep var. Böyle sanata yönelik yani mesela işte böyle bir şeyler yapsınlar diye. Hep bir yaratıcılığa yönelik tamamen kendi mağazanın konseptine uygun. İşte bunu hatırlayanlar var mı? Oyuncak yapıyorlar kendileri neyi? Benim evet, en sevdiğim şeydi bu alıp böyle renkli renkli yapmak. Bayılırdım böyle. Bak. Yastık mı yapıyorsun? Öyle bir şeyler galiba. Ama bu onun için çok yani bu 5. Bu şey ipler var. Sayılarına geçiyorsun ama bak şu da değişik bir durum. Kendi kar küreni yapıyorsun. İçinde çıkıyor. Kendin hazırlıyorsun bunları. Evet güzelmiş. Robotlar mobotlar var. Helikopter yapıyorsun, akrep yapıyorsun, bir şeyler yapıyorsun robottan. Ben Optimus Prime. Burada çocukların, daha küçük çocukların boyayabileceği aktiviteler var. Böyle tuvallere dinozorlar var, işte balıklar, o bu fırçalar. Daha çocuklara yönelik. Bu markanın boyalarını seviyorum ve ben kullanıyorum. Özellikle bunu çok kullanıyoruz Talya'ya. Boyadığında yıkanabiliyor. Yani duvarda da olsa, tişörtte de olsa, bir yerde de olsa ıslak bir bezle sildiğinizde ya da yıkadığınızda çıkıyor. Aynı şekilde bunun kalemleri de var burada. Onlar da böyle boyadığınızda her yerden çıkabiliyor. O yüzden en çok tercih ettiğim boya türü. Baksana bak. Bunlar ne kadar pahalıydı biz büyürken. Bu kadar böyle büyük setler falan. Evet. Resim dersine giderdik bilmem ne. Bak 22 dolar burada. Faber Castell'in vardı değil mi? En evet. Meşhur doydu. Herkes de olması 22, gerekiyordu. 22 dolar ya şu set. 22 dolar ya. Olacak iş değil ya hakikaten. Şu an... Yani eğer yaratıcıysanız burada hakikaten
insanın böyle yeteneğini ortaya çıkartmak için sporu, şusu busu, her şey çok elinizin altında yani. Bu çok güzel bir şey bence. Şu an bilmiyorum ama hala var böyle setler, satılıyor. Arkadaşlar böyle bir set Türkiye'de kaç para? 150, yazar mısınız? Burada 22 dolar merak ettim. Burada 150 parça, işte gazlı kalemi, pastel kalemi, kuru boyası, her bir şeyi var. Çantasıyla beraber. Çantasıyla. Bedava bence. Bakın burada da çocuklar için yine ya da siz de kullanabilirsiniz. Değişik boncuklar, böyle plastik meyve çeşitleri, işte kolye yapmak için kolye uçları. Ama bu tip mağaza var, çok var Türkiye'de. Belki buradan bile iyi. Eskiden çok vardı biliyor musun? Çok severdim ve gidip alırdım böyle eskiden. Bunların mağazası vardı. Birçok yerde yine vardı. Yine çok vardır canım. Yok. Eminönü'nde, Eminönü'nde felakettir bunlar. Eminönü öyle ama eskiden böyle bildiğin lokal yerlerde, işte Bağdat Caddesi'nde vardı. Burada her yerde, şehir içinde de var. Gidip alıyordun. Son zamanlarda ben Türkiye'de hiç görmedim. Ahşap hobileriniz varsa ahşap boyama, oyma, işte ne bileyim yakarak o yapılan, sırayla gidiyor. Seramik boya var. Şunlar da çok güzeldi. Ben çocukken hatırlıyorum. Çok yapıyordum bunları. Aslında çocuklar için değil ama yani belli bir yaştan sonrası için, şimdi bile çok ilgilenenler var. Bu yaşlarda da, bizim yaşlarımızda da çok ilgilenenler var. Bayağı koleksiyon işi işte, ben çok severdim bunları. Burada da benim bütün üniversite hayatım var. Boston'da mimarlık okudum ben arkadaşlar. Gelip buradan maketlerimiz için şu boardlardan, tahtalardan, plexi camlardan, plexilerden alıyorduk. O plexileri eğmek için az elimi yakmadım fırınlarda. Bütün üniversite hayatım bu tip mağazalarda geçti. Kıyamam ya. Kıyamam ya Talya gibi. Çok severdim ama maket yapmayı. Aa, burası da benim bölümüm. Epoksi bölümü. Bu arada arkadaşlar ben epoksiyle tablolar yapıyorum. Hatta bununla alakalı da sayfam var. Jada diye. Instagram sayfasına altı koyuyorum. Bakabilirsiniz. Çocuktan önce biraz uğraşıyordum ama bayağıdır o sayfaya hiçbir şey koymuyorum ve uğraşmıyorum. Ama şimdi tekrardan başlayacağım. Ama yine de orada tablolarım var. İnternet sayfası da var. Satılıyor da. Benim de alanım bu. Ben de bunlarla yapıyorum. Epoksiyle. Çocukluğumuzda yapıştırıcıyı uhu diye çağırdığım dönemler aklıma geldi. Nasıl oturmuştu dilimize? Hala da uhu diyoruz gerçi. Aynen. Mesela böyle simli uhular var. Bak uhu dedin işte yine. Aslında uhu marka. Yapıştırıcı. Bak, yapıştırıcı, gel, gel, evet. Gel. Uhu'yu biliyorum canım. Ben bu uhunun kokusuna bayılırdım. İşte aslında yapıştırıcı normalde. Uhu marka. Burası da benim bölümüm. Hem ben yağlı boya tablo da yapıyorum hem de dediğim gibi işte epoksi yaptığım için renk kullanmam gerektiğinde akrilik kullanıyorum, inkleri kullanıyorum. O yüzden burayı da seviyorum ve fırçalar. Aa, bir ara mum yapıyordum, hatırlıyor koku ve mum hastası bir insanım. O yüzden buraya gelip böyle bunlardan çok almıştım. Kendi mumlarımı yapıyordum evde. Çünkü ne kadar kokulu mum sevsem de bazen çok fazla iyi kokmuyor bazı kokulu mumlar. Hani kokladığımız kadar. O yüzden geliyordum, bütün esansları böyle bolca döküyordum koksun diye. Ceyda, aslında bu mağazada nereye baksam her yer senin bölümün. Çünkü bu spreylerle evin her yerini boyadın. Evet. Ne kadar sandalye bir şey varsa, bir geliyorum eve, bahçede bir boya izleri, bir şey boyanmış yine. Bu nasıl boya beğenilmiyor, ertesi gün başka renge boya. Bak, bu evleri alıp boyuyorlar herhalde. Evet. Kuş şeyi, bahçeye asmak için. İçine yem koyuyorsunuz, kuşlar geliyor. Ya kuş evi, bunların hepsi kuş eviymiş. Evet, bunları boyuyorlar, bahçeye kendi zevkine göre boyuyorsunuz. İçine yem koyuyorsunuz, bak kuşlar bahçeye geliyor. Benim tablolarda kullandığım tahta. Bununla yapıyorum. Hatta bir gün bununla ilgili video çekeceğim. Zaten bir videom da bununla alakalı olacak. İsterdim şöyle güzel bir sanat yeteneğim olsun, güzel resim çizeyim falan. Hakikaten çok zevkli iş. Özellikle bu tip mağazalara geldiğim zaman hep böyle özeniyorum ama maalesef yeteneğim yok yani. Üstüne belki gitsek olur mu bilmiyorum da bu yaştan sonra. İsterdim öyle bir yeteneğim olsun. Senin var mesela, sen güzel resim yapıyorsun. Bu arada Michaels, evet güzel. Burada da bulabiliyorsunuz ama en güzel mağazası Hobby Lobby. Hobby Lobby'de çok şey var yani, bahçe süsüne kadar var dışarıda. Duvarlara asabileceğiniz küçük mobilya, sehpalar. Arkamızdan biri geliyor, bir dakika şöyle geçeyim. Burada mı arkandan? Tamam, sonra. Benim girdiğim yere girdi. Buradan neredesin? Bir yandan da dikkat çekmek istemiyorum ki. Nereye gittin? Gelip bize ne yapıyorsunuz arkadaşım, hop şu videoyu kapat demesinler diye. Dur, anlatıyordum. Anlat. Hobby Lobby'de daha çok şey bulabiliyorsunuz, mobilya da bulabiliyorsunuz, bahçe mobilyası da bulup aksesuarları da buluyorsunuz. Burası biraz daha hobilere yönelik ama diğer taraf da aynı ama ekstra daha büyük ve daha çok çeşit var. Burası bu arada komple, yani göstermediğimiz alan komple çerçeve bölümü. Tablonuz varsa, bir şey çizdiyseniz çerçeve ölçünüze göre istiyorsanız veriyorsunuz. Kendileri de yapıyorlar sizin adınıza. Veyahut da işte bir spor müsabakasından bir top mop bir şey aldıysanız, üstünüze geldiyse top falan veya önemli bir
kask, şu bu bir şey varsa getiriyorsunuz. Burada bunun içine koyuyorlar. Bende aslında bir tane önemli bir golf topu var, imzalı. Aslında alıp koymam lazım onu. Biliyorsunuz ben yine dokunamıyorum ama böyle yumuşak... Bir dakika gösterelim dokunabiliyor musun diye ona, bir daha. O bir şey değil. Ha, bunlara dokunabiliyorum. Yine dokunamıyorum. Şuna dokunamayabilirsin bak sen. Lütfen. Bir dakika bir gösterelim, bir demonstrasyon yapalım. Bir dakika. Bir demonstrasyon yapalım. Dokunuyorsun işte. Sen dokunduruyorsun. Bak dişlerim kamaşıyor lütfen. Bu, en son bunu Walmart'ta yapmıştık. Dur şunu yerine koyayım. Burası çok dağınık. Bu ne şimdi? Topla istiyorsan sen biraz. Aslında keşke Hobby Lobby'ye gitseydik biliyor musun? Onu oraya da çekeriz. Oranın söyleyeceğim. Oranın konsepti başka. İlk başta en iyisinden başlamaya gerek yok. Burayı şimdi gösterdik. Bir sonrakine daha iyisine gideriz. Hatırlıyor musun oradaki yapay çiçekleri? Nasıl güzeldi. Komple bir bölüm vardı. Ya burada da gerçekten bence de evet. Size Hobby Lobby'yi göstereceğim daha sonra. Başka bir videomuz o. Oraya da gideriz. Orada başka şey... Ay şöyle oranın artık art bölümünü göstermeyiz de başka bölümlerini gösteririz. Bak mesela burada da bayağı bir yapay çiçek var. Evet. Ve burada işte o çiçekleri koymak için bu süngerler, sert süngerler, vazonun içine konulan çiçekleri ekmek için falan şey ama çok çok güzel çiçekler. İnanılmaz baksanıza. İnanılmaz gerçekçi gibi bakar mısın? Daha ne olsun yani? Here I come. Oh, here I come. Oh. Dokusu da çok güzel. Bakayım. Sanki böyle gerçekten... Sen daha güzelsin. Only böyle devam ediyor çiçekler. Tut! Aynı şeyi düşünmüşüz. Ben de bunu aldım elime farkındayım. Ay, bacak. Hadi basket, hadi. Hı. Hayatım, ama olmaz. Hadi. Yani oynatmasam. Bizi fark etmesin dedikten sonra bizim mağazadaki halimiz. Bunlar da aksesuar yapabiliyorsunuz. İşte böyle yılbaşı ağaçları da yapıyorlar. Bir evet, sürü tık 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 tık. Tık 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 kürdanla böyle aksesuarları batırıp. Ya da işte bunlara çiçekler yapıyorlar. Ya da böyle bir bunu aldınız. Disko topları yapabilirsiniz böyle parçalarla batırıp. Burada da hem normal mumlar var hem de böyle elektrikli kumandayla çalışan mumlar var. Ah 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 uzaktan çekecektim şu anı. Her şeyi devirdi. Neyse bak düzene girdi. Eşitlendi. Burası da böyle pastacılıkla alakalı ürünler var. Kek kalıpları olsun, böyle pastalarınızı üstünüze yapılabileceğiniz altlıklar olsun, tabanlıklar. Kutuları. Hatta Talya kuşun doğum günü geliyor. Ben birkaç gün önce gelmiştim buraya. Talya için bir şeyler almıştım. Çünkü Talya'nın yine pastasını ben kendim yapacağım. Her sene kendim yapıyorum. Bu üçüncü senemiz. 3 yaşına giriyor. Buradan da bu mumdan aldım ona geçen gün geldiğimde. Bak bunlar da renkli yanan mumlar Ceyda. Bunlardan alalım bu sene. Alalım mı? Bak renkli yanıyor. Bunu gördüm, almadım. Alayım, dursun. Seneler önce ben çok ufaktım. Bir aile dostumuzun evine gitmiştik. Ben herhalde böyle 8-9 yaşında falandım. Bana doğum günü sürprizi yaptılar. Fakat ufak bir çocuk olmama rağmen sağ olsunlar sönmeyen mum almışlar. O zaman da hiç görmemiştik daha önce sönmeyen mum. O tarihte öyle bir şey yoktu. Üflüyorum sönüyor tekrar yanıyor. Üflüyorum sönüyor tekrar yanıyor. Çıldırdım. Sonra her neyse bir şekilde işte su döktüler, bir şeyler yaptılar, söndürdüler. Sonra Ağustos doğumlu olduğu için yazdı. Bir yürüyüşe çıktık sitenin içinde. Deniz kenarına falan gittik. Ev sahipleri ya acaba o mumlar söndü mü? Ya çöpün içinde tekrar yandıysa, ev yandıysa diye bütün bana şaka yaparken kendi gecelerini mahvetti. Eve geri dönmek zorunda kaldık erkenden. Ev yanmış mı yanmamış mı diye bakmak için. Neyse ki suyla söndürdükleri için çöpün içinde yanmamıştı tekrar ama bana şaka yapayım derken kendilerine şaka yapmış oldular. Şimdi böyle ne zaman mum görsem, değişik mum görsem aklıma o anım geliyor yani. Çok ufak olmama rağmen hatırlıyorum onu. Kalıplar var işte. İsterseniz çikolata koyuyorsunuz, isterseniz kek koyun, değişik değişik şekiller çıkartıyorsunuz. Çok güzelmiş şunlar. Baksana. Vay 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 vay. Evet. İşte onlarla mini kek yapıyorlar. Ben de bazen diyorum ki bu şekli nasıl yapmışlar? Demek ki kek kalıpla yapıyorlar komple. Hayır ne bileyim o kadar yetenekli insanlar ki böyle tık tık keserek de yapılıyor olabilir diye. Tabii ki şunu kalıpsız yapamazsın ama yani bazen düşündüğüm şeyler aslında kalıpla yapıyorlar demek ki her şeyi. Ben buradan gelip aldığım için bir şey almıyorum çünkü ihtiyacım yok. Geldim aldım ama burada bakın hazır şeyler satılıyor. İstediğiniz renk renk pasta hamuru hani şekeri dışını kaplamak için. Bunlar var şekil vermek için. Şu kesme aletini almamıştım. Kesme aletini alacağım. Bir de bana şey lazım. Bu pasta için kremayı içine doldurup sıkacağımız poşeti lazım. Bunlar ne? Neyler? Onlar çikolata. Niye? Ha, renkli renkli. Vay! Bunları hatta alıyorsun, eritiyorsun. Renkli çikolata. Bak evet, eritilen evet çikolata. Aa çok güzelmiş. Hatta pastası için alacağım Talya'ya evet, da. Evet, ne kadar güzelmiş ya. Bunları ben bunları ilk defa görüyorum. Burada da böyle
bir sürü tişört var satılan. Görüyorsunuz. 3 dolara satılıyor. Her renk var. Normalde de alıp giyebilirsiniz. Düz tişört olarak. Ucuzmuş yahu. Ama bunları şey için kullanıyorlar. Boya yapıyorsunuz. Evet de normalde de alsan giyersin. Ya yani normalde alıp uyku tişört olarak yaparsın. Evet. 4 dolar. 4 dolar. Düz gri tişört işte. Çok iyi daha ne? Ben bunları normal giyerim şortumun üstüne. Evet. Vay be. Buradan da gelip boyalar alıyorsunuz. Renklendirebilirsiniz. Evet, şimdi takı yapma bölümüne geldik. Takı yapma bölümünü geçmiştik biz. Burası. Zaten. Hayır, arkadaki boncuklar neydi? O çocuklar için ama sen de kullanabilirsin daha renkli. Burada da işte camdan olan bunlar mesela bakın. Camdan, plastikten olan, işte parlak, böyle değişik, böyle cıvıl cıvıl çocuksu şeyler seviyorsanız için böyle hayvanları olan tahtalar. Yani renk renk, envai çeşit yapabilir. Burada mesela bunlar uçlar. Hani küpe uçları, kolye göster. Uçları. Bu ne Ceyda? Kart falan mı, bir şeyler mi basıyor, ne yapıyor? Baskı yapıyor galiba, bir şey yapıyor ama bak bir sürü renkler satılıyor burada. Sonra o cihaza, bak burada da bu cihazlardan var. Kopardım. Ha, tişörte falan baskı yapıyor bak. Mesela iPad gibi sen çiziyorsun, daha sonra çıkartıyor. Bak Brightpad zaten. Tasarlıyorsun desenini. Sonra buna makineye koyuyorsun, çıkartıyor. Aynen o şekilde. Burada da şey, tebrik kartları, zarflar. Talya'nın doğum günü için davetiye bastırmayacak mıyız? Burası tam bir böyle sticker cenneti. Envai çeşitli stickerlar var. Bir de ayrıyetten şeyler var. Tişörtlerinize, ceketlerinize yapabileceğiniz stickerlar var. Ütüyle yapan var. Evet ama taşlar falan var. Ay bu çok güzelmiş. Baksana ben tam. Ben mesela bu sticker bölümünü de bak 3 boyutlu görüyorum. Bu. Aa, benim en sevdiğim yer. Evet güzelmiş. Ya, bir de talyeli uçak yolculuğu yaptığım zaman en çok bunları alıyorum. Çok güzel stickerlar varmış. Evet. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kalite olarak kullanılacaksa ve bir şey yapılacaksa tabii ki bu ayrı ama normal sticker alınacaksa çoluğa çocuğa falan Amazon'da çok daha ucuzdur eminim. E tabii ama ucuz böyle... değil. Yani şu bana bak 8 parça sticker tabii. 6 dolar neredeyse. 5.49 vergisiyle falan. Şey çok para alıyorlar. Bence. Bunları genelde şey için alıyorlar. Bir doğum günü kartı yazdığında koyup bir hediye gönderdiklerinde. Aman o yani baksana 10 dolara şu olur mu canım? Tabii Amazon'da bunlardan. Olacak iş mi yani? 50 tane alırsın. Çok pahalıymış 50 hayret. 50 tane alırsın 10 dolara. 100 parça bak, alırsın. Bak biraz daha ne kadar böyle uygun fiyatlı şeyler gösterdik. Mesela boya kalemleri falan dedik. Bunlar niye bu kadar pahalandı? Bunlar ne Ceyda? Kağıt bunlar. Kağıttan bunlar galiba değil mi? Evet paper diye bak paper flowers. Vay. Dekor yapıp ben işte, de her şeyi ilk defa görüyorum. Hani kutu yapıp üstüne de yapıyorsun ya süs. Onun gibi hazırlıyorsun. Kutulara bazen süsler hazırlarsın. Hediye paketlerini o. Bunlar da aile albümleri ya da albümler. Bir dakika bunlar neymiş bir dakika ya. Happy Planner Sticker Sheets. Ne işe yarıyor bu? Ha böyle. Defterine yapıştırıyorsun. Evet. Evi temizle. Şunu yap, bunu yap. Ay dondurma yiyelim mi buradan çıkınca? Ne dondurması? Bu plazada böyle waffle yapıyorlardı ama böyle top top gibi bir şey oluyordu ya waffle değişik. Olur yiyelim. Ceyda ve dondurması. Dondurmanın büyüklüğüne bakın. Waffle bu, bahsettiğim waffle'ın şekli. Mutlu musun? Ben yemiyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çünkü benimle paylaşacak dondurma çok büyük olduğu için. Ben bundan 3 kaşık yiyorsam... Afiyet olsun. Burak bunun hepsini bitirecek. Arkadaşlar kapanışı arabada yapıyoruz. Çünkü çok yağmur yağıyor. Kapının önünde yapamadık. Dondurmacıya geldik. Dondurmamızı yedik. Aslında dondurma yerken kapanış yapacaktık ama içeride çok müzik vardı. O yüzden de çekemedik müzikten dolayı. Şu an arabada yapıyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki takip ediyorsunuz. İyi ki giderek büyüyoruz. O yüzden hepinizi çok öpüyorum. Bizi takip etmeyi unutmayın. Böyle beğenin, beğenin, beğenin. Kalpler gönderin. Instagram'dan da takip edin. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sen ne demek istersin? Bana bombayı bıraktın. Bum. Hiç beklemiyordum ben. Hadi haftaya görüşürüz deyip kapatacaktım. Konuş. Çıçık. Ya biz çekim yaparken çok keyif alıyoruz. İzlerken de keyif alıyoruz. İnşallah siz de bizim kadar keyif alıyorsunuzdur. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiler. Bay bay.